Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere oyuncular için birçok çözümü sunan Rampage'in bir ürününü anlatacağım. Ama ürüne geçmeden önce size şundan bahsetmek istiyorum. Açıkçası konu oyun olduğu zaman Rampage'in eksik kaldığı bir nokta göremiyorum. Yani marka oyuncuların her ihtiyacını karşılayacak bir ürün gamına sahip. Bugün ise inceleyeceğimiz ürün Rampage'in KB-R92 Thunder mekanik klavyesi. I don't wanna be a slave, I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Tasarım ve teknik detaylarına geçmeden önce sizlerle bir kutu açılışını yapmak istiyorum. Kutu açılışına geçmeden önce sizlere söylemek istediğim bir konu var. Baktığınızda kanalımda birçok Rampage'in ürününün kutu açılışını yaptık. Ben de bununla birlikte Rampage'e dedim ki, sevgili Rampage abi, elimdeki bütün ürünleri ben bir çekiliş yapayım. Hem insanlar görsün hem de mutlu olsunlar dedim. Sağ olsunlar, onlar da beni kırmadı. Tabii ki de Onur dediler, çekiliş yapabilirsin. Şimdi açıklamalar kısmına ben size bir Twitch linki bırakıyorum. Yani benim kendi Twitch kanalımın linkini bırakıyorum. Kendi Instagram'ımı bırakıyorum ve ayrıca da Rampage'in Instagram hesabını bırakıyorum. Şimdi çekilişi nasıl yapacağız derseniz, eğer Instagram'dan beni takip ederseniz yakın zamanda bununla alakalı bir post çıkacağım zaten. Oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda da Rampage'in Instagram hesabını da takip ederseniz çok sevinirim. Çekilişe katılma koşulları hakkında dediğim gibi Instagram'dan bir post oluşturacağım. Şimdi lafı fazla uzatmıyorum. Hızlıca kutu açılışına geçiyorum. Ama kutu açılışına geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Evet, şimdi hızlıca kutumuzun açılışına geçiyoruz. Hemen buralarda gördüğünüz gibi 2 adet stickerımız var. Bu stickerları şöyle yırtıyorum. Daha doğrusu bıçakla kesiyorum. Ama tabi biliyorsunuz ki benim bir kutu özürlülüğüm mevcut. Hemen hızlıca... Ay, heyecanlandım biraz. Birazcık heyecanlanmış olabilirim. Şöyle yaptığımızda... Ve hazır mıyız? Da dediğimizde şöyle... Oha! Sesi duyuyor musunuz? Ya gerçekten Blue Switch gibisi yok ya. Sabaha kadar böyle poşetin üzerinden basabilirim. Direkt zaten kutu içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Klavyemiz var ve bir de tuşları sökebileceğimiz aparat çıkıyor kutu içerisinden. Hemen zaten örgü bir kablo bizleri karşılıyor. Ben hızlıca kutuyu kenara alıyorum. Tuş düttürgecini de şöyle koyuyorum. Hemen sabırsızlıkla, ya bir şey diyeceğim. Hani bunu gerçekten tüm temiz kalpliliğim ve dürüstlüğümle söylüyorum. Klavye gerçekten harbiden kalite kokuyor. Oha, çok sevdim. Ben artık bunu kullanacağım. Eski klavyemi emekliye ayıracağım gibi gözüküyor. Şimdi burada bir gördüğünüz gibi bir işte garantisi şöyle, garantisi böyle dediğimiz bir kılavuz bizleri karşılıyor. Kılavuza tabii ki hiçbir zaman bakmıyoruz. Aa, bir dakika. Gördünüz mü? Bilek desteğimiz de mevcut. Ya bir şey diyeceğim ama gerçekten kaliteli. Çok hoşuma gitti bu klavye benim. Oha! Gerçekten çok hoşuma gitti. Abi, multimedya tuşları, burada ses açıp kapama. Şu muhtemelen bu sessize al falandır diye düşünüyorum bunu. Abi gerçekten sevdim. Gerçekten sevdim. Bir şimdi sizlerle birlikte bir güç verelim. Bakalım RGB'lerin de yanmasını görelim. Sonra da birlikte bir teknik detaylarına geçelim diyorum ben. Aşkım, burada klavye harbiden çok iyiymiş. Harbiden. Harbiden çok iyiymiş yani. Ya işte RGB'leri falan felaket kaliteli yani. Zaten siz de videoda görüyorsunuzdur. Aynı zamanda ben yakın görüntülerde de bunu sizlere göstereceğim. Şimdi alt tarafına baktığımızda gördüğünüz gibi bilek desteğinin katlanabiliyor olması taşıma açısından bize kolaylık sağlayacağı bir gerçek. Bunun haricinde burada hemen yükseltme ayakları var. Yükseltme ayaklarını da şöyle yaptığımda, evet, şu an tam benim kullanabileceğim bir kıvamda. Hemen hızlıca şuradan bir mıncıklamak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi.
çok güzel modları mevcut gibi gözüküyor ki gerçekten çok güzel. Aha. Çok eğlenceli. Bu modu gayet güzel gibi duruyor. Bilmiyorum, ben bundan kafamı çok fazla kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Hemen şöyle tuş düttürgecimizle de mavi switch olduğunu da görüyoruz. Şimdi hadi sizlerle birlikte bu ürünün teknik detaylarına bir göz atalım. Evet, gördüğünüz gibi klavyemiz masamızda ve gayet şık bir şekilde duruyor. Demin zaten kutu açılışında da size bahsettim. Şimdi kaba taslak bir detaylarına değinecek olursak eğer, klavyemiz Blue Switch, yani daktilo gibi şıkır şıkır çok tatlı sesler çıkartıyor. Bununla alakalı olarak sesini aldığım bir stok görüntüsü de şimdi ekrana girecek. Gördüğünüz gibi Blue Switch sesini de duyduk. Gayet kaliteli ve güzel duruyor. Bu kadar ses beni rahatsız ediyor. Red Switch'li versiyonu da mevcut. Ben biraz daha böyle şakır şukur yazmayı sevdiğim için Blue Switch'ini tercih ettim. İki Switch türünde de gayet mükemmel bir mühendislik yatıyor. Outemu Switch kullanan klavyenin de tepkiselliği gayet üst düzey olduğunu söyleyebilirim. Tuşe kalitesi o kadar iyi ki sizin basma kuvvetinize göre raporlama yapıyor. Mouse'lardan da alışık olduğumuz 1000Hz'lik raporlama hızı da bu beceriyi açıklıyor zaten. Diğer yandan oyuncu ekipmanlarının fiyatlarını düşünürsek hem fiyat performans hem de kullanım ömrü olarak Thunder 50 milyon basma ömrü sunuyor. Oha, 50 milyon ne ya? 50 milyon. Alın arkanıza yaslanın, ömrünüzün sonuna kadar kullanın işte. 50 milyon tıklama diyoruz burada. Şimdi tuşlar için söyleyeceğim bir diğer konu ise klavyemizde ve tuşlarımızda ghosting yok. Ghosting ne diye soracak olursanız eğer, aynı anda 4-5 tuşa bastınız diyelim. 4. tuştan sonraki tuşları algılamama ve aynı zamanda da 3. tuşun işlevselliğini gerçekleştirememesi olarak açıklayabilirim. Yani düşünsenize, bir MMO oyuncususunuz ve sürekli skill atmanız gerekiyor ve ne yazık ki bu ghosting'den dolayı skill atamıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz aslında. Merak etmeyin ama bu klavyede ghosting yok. Dilediğiniz kadar skill atabilir, peş peşe istediğiniz kadar tuşa rahatlıkla basabilirsiniz. Benim hoşuma giden en güzel yanlardan biri sağ üst tarafta multimedya tuşlarının olması. Burada rahatlıkla bilgisayarımın sesini açıp kısabiliyorum. Üzerine bastığımda da komple sesi kapatıp bir daha bastığımda da sesi açabiliyorum. Aynı zamanda da yan tarafında gördüğünüz gibi klasik olarak işte bir sonraki parçaya geç, bir öncekine geç, pause, play gibi tuşları mevcut. Bu gayet iyi oluyor. Hem oyun oynarken hem de dilerseniz web sitelerini gezerken veya başka bir işinizi yaparken sesinizi rahatlıkla klavye üzerinden açıp kapatabiliyorsunuz. Işıklandırma tarafında da full RGB bizi karşılıyor. Diğer piyasada bulunan rainbow'larla karıştırmayın. Efektif olarak FN tuşuyla birçok modu mevcut. Birçok renk seçeneği, birçok animasyonu mevcut. Gönül rahatlığıyla rahat rahat ışıldaya ışıldaya kullanabilirsiniz. Biraz daha böyle tasarıma baktığımızda gördüğünüz gibi yan tarafında da bir böyle ışıklandırma mevcut. Burada bir ışıklı bir Rampage logosu var. Yani gayet şık duruyor ya. Gayet şık duruyor hem de. Yani ben çok beğendim tasarım olarak. Sonrasında da biraz da işte kablosuna değinecek olursak 1.8 metre uzunluğunda bir kablomuz var. Bu kablomuz örgüyle desteklenmiş vaziyette. Yani bu da kablomuzun biraz daha uzun ömürlü olacağını bizlere gösteriyor. Son olarak ağırlığından bahsetmek istiyorum. Ağırlığımız 1.3 kilogram ağırlığında. Yani böyle kaliteli ve böyle güzel hissiyat sunan bir klavye için gayet normal bir ağırlık olduğunu sizlere söyleyebilirim. Klavyemizden anlatabileceklerim bu kadar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Açıklamalar kısmından Instagram hesabımı, Twitch kanalımı ve Rampage'in Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Videonun başında da bahsettiğim gibi çekilişle ilgili Instagram hesabımdan bir post çıkacağım sizlere. Instagram hesabımı sıkı bir şekilde takip ederseniz sizler de çekilişten yararlanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.